Aleyna Tilki'nin çarpıcı açıklamaları, Çağla Şikel, Ozan Güven ve Orhan Gencebay'ın gündeme oturan sözleri. İşte İstanbul gecelerinden ünlü manzaraları. Açıklamalarla, konserlerle ve ünlülerle dolu bir İstanbul turuna hazır mısınız? Bakalım kimler takılmış kameralarımıza. Aleyna Tilki'yi arkadaşıyla birlikte İstanbul trafiğinde görüntülüyoruz. Yeni şarkısı Bedel çok sevilmiş. Gerçekten insanlar samimiyetimi ve içtenliğimi ve aslında gerçek bir müzik yapmanın peşinde olduğumun çok farkında. Bundan inanılmaz motive olmuş durumdayım ve o yüzden kariyerimde de çok güzel bir yükselişe geçtiğimi hissediyorum. Dünya starı olacağını söylüyordu Aleyna Tilki. Peki bu hedefine yaklaştığını düşünüyor mu? Artık bunların cevaplarını, planlarımı biliyorsunuz zaten. O yüzden çok dikkat edin, trafiktesiniz. Görüşürüz. Zeynep Bastık son çıkardığı şarkıyla dünya listelerinde bir numarayı görmüştü. Meslektaşlarının bu tarz başarıları Aleyna Tilki'yi çok mutlu ediyormuş. Paylaşmıştım ben de. Çok güzel Mabel yapmış bestesini. Çok güzel bir duygu yani. Çok destekleyebileceğimiz çok güzel olaylar bunlar yani. Hakan Sabancı'yı bir mekan girişinde görüntülüyoruz. Sevgilisi Hande Erçel'i arıyor gözlerimiz. Hakan Bey, iyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Anne Hanım'ı göremedik. Çalışıyor. Orhan Gencebay'ı gecelerde görüntülüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda hayat arkadaşı Sebim Emre'nin doğum gününde yaptığı romantik paylaşım çok konuşulmuştu. Herkese mutluluklar diliyorum. Sebim Hanım doğum günüydü. Harika. Herkesin doğum gününü kutluyorum. Ozan Güven'i rol aldığı Taksim oyununun çıkışında görüntülüyoruz. Oyun güzel geçmiş. Eyvallah, buyurun. Nasıl gösteriyorsunuz adamdan? İyi geçti, oyunu. Çok teşekkürler. Teşekkür. Güzel bir kalabalıktı. Eyvallah. Nasılsınız siz? İyiyiz, neler iyiyiz. Yapıyorsunuz? Tiyatro devam ediyor. Hı hı. Böyle. Başka bir şey yapmıyoruz. Çıkarken yanında elinde çiçek olan bir hanımefendiyi gördük. Ozan Güven aralarında bir şey olmadığını söylüyor. Ha, çiçek gördüm. Hanımefendi gördüm. Hiçbir şey sormadım. Size sordum. Hanımefendi gördüm. Gönderdiniz siz de. Siz gidin, ben geliyorum dediniz. Gönderdiniz dedim. Ulan insanlar. Ha, tamam, yanındaki hanımefendi vardı ya. Hayır. Bir şey olsun söylerim size. İşte biz de zaten bir şey olsa hayırlı olsun deriz. Tamam o zaman. Demeyelim mi? Düğüncünüm hayırlı olsun deyin. Bir şey olursa hayırlı olsun dersiniz. Ha, tamam, yok, teşekkür yani, ederiz. Yok yok, aldık aldık. Gel sen, devam et. Çağla Şikel'i İstanbul gecelerinde bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Çeşme İstanbul arasında mekik dokuyormuş bu aralar. Vallahi çok tatil değil aslında. Biraz çalışıyor gibiyim. Yani İstanbul'a gidiyorum. İki gün Çeşme'ye gidiyorum. Sonra İstanbul'da yeni bir akşam programı için çekimlerimiz vardı. Gidip geliyorum sürekli. Şimdi bir hafta kendime tatil ayırdım. Bali'ye gidiyorum. Şu anda uçağa gidiyorum. O yüzden müsaadenizi istiyorum. Bali tatili demişken orada meditasyonlar yapacak mı Çağla Şikel? Ya vallahi ben Bali'ye daha önce hiç gitmedim açıkçası. Giden arkadaşlarım hep diyor ki Çağla, sen eğer çocuğun olmasaydı sen orada yaşamaya başlardın diye. Ben doğa, hayvan aşığı bir insan olduğum için bir de oradaki spor, işte nefes egzersizleri, meditasyonlar çok yoğun olarak gün içerisinde de devam ediyor. Hem böyle biraz kafa dinlemek için hem de bir hocamla böyle tüm gün pratik yapmak için gidiyorum. Kendime ayırdığım bir zaman dilimi, yaklaşık 10-15 senedir hiç kendime böyle bir zaman ayırmamıştım ve şu anda çok ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir dönemdeyim. Güzel olacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda oğulları Kuzey ve Uzay'la eski eşi Emre Altun'un konserini izlemeye gitmişlerdi ve ortaya bu sevimli görüntü çıkmıştı. O konserde oğlu Kuzey'in sevgilisi de vardı. Çağla Şikel oğlu adına çok mutlu. Biz bir senedir aynı güzel duygular içerisindeyiz. Onların mutluluğunu izliyoruz. Benim oğlumun mutluluğu bu hayattaki her şeyden daha değerli. Diğer oğlum için de, darısı onun başına.
keyifle izliyorum bir anne olarak. Emre Bey'le de biz konuştuk, dedi ki çok tatlı görünüyorlar dedi. İnanılmaz tatlı. Aynen, anne baba olarak onların mutluluğu gerçekten bizim için her şeyin üstünde. Çok farklı duygular yaşıyoruz. Her şeyden önce yeni duygular diyeyim. İlk kez yaşadığımız duygular. Tarifi yok gerçekten, bu mutluluğun çok tarifi yok. Çağla Şikel eski eşi Emre Altuğ'la bu duyguyu tattıkları için ayrı bir mutlularmış. Ya biz şey diyoruz ya, gerçekten biz bunu yaşıyor muyuz şu anda falan diyoruz hayretler içerisinde. Daha bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Allah görmeyi nasip etsin bize. Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talü'yü gecelerde bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çok konuşuluyor. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyor Derin Talü. Çok fazla kokuşlu ve fazla beyni kopluyor. Teoman'ın Harbiye konserine uzanıyoruz. Yıllardır eskimeyen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatıyor. Hınca hınç dolu Harbiye'de müzikseverler Teoman şarkılarıyla konserde böyle eğlendi. Teoman'ın Paramparça şarkısını sevenleri hep bir ağızdan böyle söyledi. Harbiye'de konser veren bir diğer isim Tan Taşçı'ydı. Taşçı sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Anlayamıyorum İçinde tuttun diğer huylarını, çok sonra tanıdım. Tan Taşçı sahnede danslarıyla da sevenlerini mest etti. Yok oluyor.